Değerli voleybol severler, Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazin Instagram sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Az sonra eski milli voleybolcu ve yorumcu Burcu Akkemez Dal aramızda olacak. Kendisiyle sohbetimize başlayacağız. Birazdan katılır kendisi de aramıza. Sesim öncelikle size net olarak ulaşıyor mu onu sormak istiyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Sesim sizlere ulaşıyor mu arkadaşlar? Süper. Şimdi Burcu'ya isteğimiz ve sohbetimize başlayacağız. Evet, Burcu'nun isteğimizi kabul etmesini bekliyoruz. Birazdan aramızda olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada bu akşam malum Dünya Şampiyonası konusundan bahsedeceğiz Burcu ile birlikte. Evet. Şimdi Burcu aramızda olacak. Evet. Burcu, iyi akşamlar, hoş geldin. Fıkçım. Nasılsın, iyi misin? Çoluk çocuk filan. Süper. Uğraş. Kulaklıktan konuşuyorsun sanırım. Bir sesin kesik geliyor ama. Yani sesin çok az geliyor. Çıkartabilir misin zahmet olmazsa? Şimdi geliyor mu sesin? Bir deneyelim. Burcu, sesin gelmiyor. Merhaba babaya. Merhaba, sesin. Şimdi iyi mi? Şimdi geliyor. Ne yaptın? Ne ettin? Ay ne yaptım ne ettim işte çocuk içeride ders yapıyor. Ben de geldim senle laflayalım diye oturdum buraya. Vallahi iyi yapmışsın. Ses net değil Burcu demiş ama şu anda sesin netleşti bence. Geliyor mu? Evet evet Sıkıntı mı? geliyor. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Konuşacak çok fazla konumuz var. Öncelikle değerli vaktini ayırdığın için bize çok teşekkür ederim. Ne demek? Senin için her zaman Uğur'cum bir... Ay Uğur nereden çıktı Ufuk'cum? Olsun. Problem değil. Önemli değil. Şimdi Burcu, şöyle diyorum ki aslında böyle bir malum konudan başlayalım. Dünya Şampiyonası'ndan bahsedelim birazcık. Uzun soluklu bir maraton oldu ve Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde maalesef veda ettiler. Şimdi biz bunu eğrisiyle doğrusuyla konuşalım öncelikle. Yani benim sorularım olacak ama senin şöyle bir genel bir değerlendirmen mi olur yoksa soru soru mu gidelim? Genel değerlendirme de olur ama bence sen sor ben cevaplayayım daha kolay olur ya. Peki, Değil tamam. mi? Olur tabii ki. Yani benim bir sürü sorum var aslında baktığın zaman. Öncelikle yoğun bir eleştiri aldı Giovanni Guidetti. Milli takımımızın Filenin Sultanları'nın baş antrenörü Giovanni Guidetti'nin. Koçluğuyla ilgili neler söylemek istersin? Senden dinlemek isterim. Peki. Öncelikle dün Federasyon Başkanımızın maç sonrasında TRT Spor'a verdiği röportajı çok beğendiğimi belirtmek isterim. Ben antrenmandaydım Tim Efsoy'la. Ufukçum sağ olsun biz koyduk dedi, dinle dedi Instagram'da vardı.
dedim. Gerçekten her söylediği sözün arkasındayım başkanım. Giovanni Guidetti'ye gelirsek, ben Giovanni Guidetti'nin antrenörlüğünün kötü olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ve hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Ama turnuvaya olan motivasyonu, genel milli takıma olan motivasyonunu bu turnuvada diğer turnuvalara göre biraz daha düşük buldum. Yani sağ kenarında müdahaleleri ya da maç içinde maçtan vazgeçiyor, mücadeleyi bırakıyor tavırları birazcık daha göze battı diye düşünüyorum. Çünkü normalde biz böyle bir Guidetti'ye alışık değiliz. Sonuna kadar savaşan, hani her türlü problemi çözmeye çalışan bir Guidetti'ye hazırız. Ama orada değildik, bench'te değildik. Neler yaşandığını ve ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama genel olarak ben enerjisinde bir düşüklük hissettim. Onun dışında bazı sakatlıklar var milli takımda. Bundan dolayı bazı oyuncuları oynatabildi, bazılarını oynatamadı. İşte orada oyuncu sokmasaydı, burada bu oyuncu sokmasaydı. Ben de bunları işte sosyal medyada yazıyor, çiziyor. Başkanın da belirttiği gibi yazmak çok kolay. Oraya çıkıp da sağ kenarında bunları yapmak çok daha zor. Ama şunu kesinlikle altını çiziyorum. Eleştirileri çok ağır buluyorum. Sonuçta şu anda milli takımın başına gelecek başka bir antrenör yok dünyada. Diğer başarılı antrenörlere baktığımızda işte biri Sırbistan'da anlaştı, biri Brezilya'yı çalıştırıyor gibi gibi gibi. O yüzden ben bu antrenörle devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu turnuva için bende de bir hayal kırıklığı yarattı. Ama bu demek değildir ki Guidetti kötü antrenör. Evet, yani hani benim de aslında izlenimlerim seninle aynı yönde. Çok acımasızca eleştiriler yapılıyor. Hatta böyle bazı maalesef televizyon programlarında da böyle işte kinayeli yorumlar yapıldığını hissediyorum açıkçası. Yani Giovanni Guidetti'den aslında dünyanın en iyi antrenörlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Senin de dediğin gibi. Yani hani enerjisi birazcık düşük geldi ama gerçekten takdir edersin ki çok kolay değil aslında baktığın zaman. Şimdi şu soru gelecek akıllara. Diğer dünyadaki ülkeler farklı bir yerden mi geldiler? Hayır, farklı bir yerden gelmediler ama yani bazı şeyleri oturtmak zaman alıyor ve hani Giovanni aslında bunu da yapmaya çalışıyor. Baktığın zaman elindeki halihazırda bütün eski oyuncuları yeni oyuncuları birleştirmek yerine farklı bir oluşum yaratmaya çalışıyor. Ve bununla birlikte de ben hani birazcık böyle teknik anlamda mı diyeyim artık kenar anlamında mı diyeyim birazcık böyle bir yorulduğunu hissettim yani. Ben de o gözlerinde gördüm onu. Sözünü kestim. Konuştuk da senle bunu. Ben her şeyi kendi kontrol etmek istediği için, yani her şeyi kendinin karar vermesini istediği için, belki de beraber çalıştığı idari isimleri çok fazla işin içine dahil etmek istemediği için, onlara yetki vermediği için diyeyim, çok fazla yorulduğunu ve yıprandığını gözlemliyorum dışarıdan. Yani orada sahada antrenörün enerjik olmaması ya da sadece teknik taktiğe konsantre olamıyor olması bize o eski Guidetti'yi göstermiyor olmasının sebeplerinden biri de bu olabilir. Bu arada yazılanları da okuyorum. Ben eleştirmekten korkmuyorum. Ben kimseden korkmuyorum. Zaten eleştirmekten korkmadığım için ve doğruyu konuştuğum için şu anda hiçbir yerde hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bir tek ufukçuğumun yayınlarına çıkıyorum. O yüzden bence biraz Guidetti'nin her şeyi kontrol ediyor olması ve çok fazla teknik heyetinden bahsetmiyorum, idari heyetten bahsediyorum. Onlara çok fazla sorumluluk vermiyor olması ve onların yapması gereken görevleri de kendi yapıyor olması bence biraz yıpratmış. Çünkü bu sıkıntıyı gördüğümüzde sezon içinde Vakıfbank'ta hiçbir şekilde yaşamıyor Guidetti. Evet, doğru söylüyorsun. Ama şöyle bir şey olabilir. Yani Vakıfbank'ın kadrosuyla milli takımın kadrosu hani eşit mi diye böyle bir güç dengesi olur mu diye. Çünkü baktığın zaman Vakıfbank evet. Eşit olmayabilir ama sonuçta oranın hedefiyle buranın hedefi de eşit değil. Tabii ki, tabii ki yani bu uzun soluklu, daha farklı, daha hani bir bayrağı temsil ediyorsun. Tabii ki Vakıfbank'ta da Avrupa'da bir bayrağı temsil ediyorsun ama bu da farklı bir şey tabii ki. Peki rotasyon ve oyuncu tercihleriyle ilgili neler söylersin? Yani sence Giovanni oyuncu tercihlerinde hata yaptı mı? Oyuncu tercihlerinde ben bir tek Amerika İlk grup maçında yani ya, galiba Amerika maçıydı. Bak yanlışsam düzelsinler. İlk 3-1 kaybettiğimiz Amerika maçında
Ben mesela kessen Ebrar'ı çıkarmazdım. Kessen, beni kessen. Ebrar hiçbir topu öldüremese ben gene de Ebrar'ı sahada tutardım. Çünkü ben o maçı gerçekten alabileceğimize inanıyordum. Çok iyi başlamıştık. Yani sonuçta takımın en skorer oyuncusu Ebrar olduğuna göre bu zamanında Neslihan'dı. Yani orada posası bile duruyor olsa, yani şöyle en kötü hali bile duruyor olsa gene de oyuncunun ben sahada olması gerektiğini, bu kadar kritik maçlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta skorerlik anlamında onun yerini doldurabilecek bir oyuncu yok kadroda başka. Onun dışında 4 numara oyuncularının devamlı değişiyor olması, işte Hande ve Salih'a ilk 6 başladılar uzunca bir süre. Sonradan zaman zaman Marşet aksadığında Melia oyuna girdi. İşte Derya bence kesinlikle parlayan bir yıldızdı. Bence daha önce Derya hücum için kesinlikle kullanılmalıydı. Çok iyi bir hücum kapasitesi var. Çok yüksekten topa vuruyor. Yani Sırbistan maçından önce genelde arkada soktu Cuanne. Çok fazla hücumda değerlendirmedi ama bence Derya'nın en büyük özelliği hücum. Yani hücumda 4 numarada aksadığımızda Derya bence daha önceki maçlarda da hücumda denenebilirdi diye düşünüyorum. Orta oyuncuları ile ilgili Zehra'nın zaten herkes biliyor, öğrendi. Sakatlığı var. Bence ona rağmen iyi bir Dünya Şampiyonası çıkardı. Tabii hedef olarak seçilen maçlar vardı. İşte ne bileyim, belki Sırbistan maçı bizim için tam anlamıyla hedef bir maç değildi ama grupta oynanan Amerika maçı hedef bir maçtı mesela. Orada çok iyi oynadı. Ama tabii hani toparlanma süresi ve seyahat ettikleri için de bence sonrasındaki Amerika maçında istediği kadar iyi bir performansla çıkamadı. Zaten gördük. Eda'ya gelirsek marşet sıkıntımız, yani servis karşılama sıkıntımız bence Eda'nın istediğimiz kadar ve kendinin istediği kadar aktif olamamasına sebep oldu. Yani hücumda iyi marşet gelmeyince biz Eda'yı çok aktif göremedik. Ama bence gene takımı ateşleyen isimlerden biriydi. Cansu'nun altını çizmek istiyorum. Cansu ile ilgili çok eleştiri var. Ama bence ben Cansu'yu beğendim ya. Yani beni evet hani zaman zaman performansı düştü. Okey, kabul ediyorum. Ama bence Elif'le Cansu ikilisi 2011 Avrupa Şampiyonası'ndaki Özge Asuman ikilisi gibi oldular. Yani pasör olarak birbirlerini tamamladılar. Birinin mesela Elif daha yüksek, işte önde bloğa girdiğinde ya da işte plaseler attığında sayılar buldu. İyi performans sergiledi. Cansu daha defansa yönelik, daha hızlı oynatarak, daha farklı oynatarak katkı verdi. Birbirlerini tamamlayan iki pasör vardı. Ha Naz bu kadroda olsaydı farklı bir skor olur muydu ya da derece olur muydu? Bence olurdu. Çünkü sonuçta her zaman için tecrübe bu tip dünya şampiyonalarında ilk altı oynamasa bile Naz'ın sonradan oyuna girip takıma vereceği katkı aslında tam o yaşta ve o zamanda, yani tam o tecrübesini konuşturacağı dönemde Eda gibi. O yüzden onun olmaması bence özellikle kritik anlarda ve kritik setlerde etkiledi tabii ki milli takımı. Başka unuttuğum bir şey. Yani başka unuttuğum bir şey aslında genel olarak yok. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Mesela Derya Cebecioğlu Sırbistan maçıyla epey bir parladı, şans verildi kendisine. Bu şansı da fırsatı da oldukça güzel değerlendirdi. Fakat Amerika maçında bu şans verilmedi çok fazla. Sence Amerika maçında Derya oynasaydı bu sonucu etkisi bir nebze olur muydu? Şöyle, ben daha önce Derya'yı alırdım hücum için. Çünkü hücumda çok sıkıntı yaşadık. Yani hücumda topu öldürmekte özellikle Ebrar da diğer o yani diğer maçlara göre Amerika önlem aldığı için. Çünkü gerçekten bize inanılmaz çalışmışlar bence. Karşıkileri bütün plaseyi nereye attığımızdan tut, defansta nerede durmaları gerektiğine kadar inanılmaz çalışmışlar. Yani ne denesek, grup maçında oynadığımızda
olumlu yaptığımız her şeyi denedik ama hiçbir şekilde karşıdan olumsuz bir cevap geldi. Hep olumlu bir cevap geldi. İyi defans yaptılar, iyi servis karşıladılar. Hücumda da sıkıntı yaşandığı için bence kesinlikle Derya'nın yüksekliği dediğin gibi daha önceden kullanılabilirdi. Yani Evet. şu aslında soru işareti şu. Normalde kulüp takımında ve bundan önceki milli takım turnuvalarında daha setin başından bir şey aksadığında daha setin başından oyuncu değişiklikleri olurdu. Ve o yapılan oyuncu değişikliklerine göre oyunun planı ilerlerdi. Burada biraz daha son ana kadar bir sabretme vardı sanki Guidetti'de. Yani ben öyle gözlemledim. Hani biraz daha belki alması gereken o değişiklik kararını daha önceden alıp hani olmasa da tekrar bir geri dönme şansı yakalayabilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii Evet. hani nasıl bir taktik uygulandı onu bilmiyoruz. Evet, yani muhakkak Giovanni'nin birçok hani seçeneği var, A, B, C, D şıkları kafasında var ama A'dan B'ye geçmesi sonuna kadar zorladı. Nasıl yani, bir araba kullanırken vitesi ikiye atman gerektiği zaman atmazsın, motoru iyicene zorlarsın. Aslında Giovanni'nin de bu şekilde oldu sanki birazcık ve geç reaksiyon verdiği için de geri dönüşü zor pozisyonlar oluştu gibi sanki. Azıcık yorgun yani psikolojik olarak yorgunluk, tam konsantre olamama, hani bir şey evet yapmak istiyor, kafasında bir plan var ama onu bir türlü sahaya yansıtamıyor durumuna geldi. Evet. Ben de olabilir. Evet. Peki, Burcu, sana çok cesur bir soru sormak istiyorum aslında. Senden de cesur bir yanıt alacağımı düşünüyorum. Şimdi Evet. hepimizin Kaptan Eda Erdem'e gerçekten saygısı, bu işte Türk bayrağı için yaptıkları tartışılmaz ve hala da yapıyor. Peki sen Kaptan Eda Erdem'i nasıl buldun ve bundan sonra işte sence noktayı koyması gereken kariyerine, milli takım kariyerine ne zaman olduğunu düşünüyorsun? Bence yani sondan başlayayım. Bence kariyerini olimpiyattan sonra nokta koyabilir. Yani milli takım kariyerinden bahsediyorum. Bence Evet. bir olimpiyat görebilir Eda diye düşünüyorum. Bence bu takımın da Eda'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani hani bazı oyuncular vardır. Demin de belirttim. İşte Amerika maçında iyi oynamasa bile oyunda olması lazım. İçeride olması lazım. Yani hani Evet. yapı olumlu hareket bütün takımı ateşleyebiliyor. Bence Eda da öyle bir oyuncu olduğu için demin de dediğim gibi hücumda belki bizim beklediğimiz ve kendisinin beklediği performansı belki veremedi Eda ama ne olursa olsun bence şu anda yani Naz'dan sonra Eda'yı da kaybetmeyelim diye düşünüyorum. Evet. Peki. Şimdi baktığımız zaman çok iyi bir Sırbistan milli takımı izliyoruz. Ama hani bu Sırbistan birazcık da ben hani şunu görüyorum. Santarelli'den sonrası gibi böyle bir şey var. Takım inanılmaz motive. Santarelli inanılmaz, yani bence şu anda Giovanni Guidetti ile işte Zé Roberto ile böyle dünya antrenör platformunda üst düzey bir antrenör baktığın zaman. Evet. Sırbistan nasıl buldun Santarelli'den sonra? Daha ruhlu buldum. Hı. Bir ruha bürünmüşler. Yani hani o İtalyanların bir ruhu vardır ya böyle bir Akdeniz ruhu böyle işte Evet. mutlu, gülen şey filan. Hani daha böyle mesela Boşkoviç sahada daha böyle bir donuktur. Hani suratında çok fazla mimik göremezsin ve genelde mutsuz bir surat ifadesi vardır ya mesela şu anda baktığında çok mutlu. Yani oynadığı için, sahada olduğu için yani o zaman da mutluydu ama bize yansıtmıyordu. Bence şu anda genel takımın zaten VNL'de de doğru söylüyorum değil mi? VNL'ydi. Değişiyor devam etsin. Evet. Orada da mesela bence yani Boşkoviç'in olmamasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi Sırbistan. Yeni bir sistemin oturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Tabii yani dünya şampiyonu olmuş bir takıma yeni bir sistemi oturtarak tekrar dünya şampiyonasını aynı hedefe oynatmak da çok da kolay değil ama oyuncular tabii çok kaliteli. Dün hoş bir kaza kurşununa gidiyorlardı. Vallahi ben Polonya kazansın istedim bu arada. Bence bizim yani bizim gibi bir takım ruhuna sahip olmaya başlamış diyebiliriz yeni antrenörde Sırbistan. Evet. Yani
Ben de çok beğendim Sırbistan'ı açıkçası. Yani bu rekabet ve voleybol seviyesine daha da çıtayı üste taşıyorlar. Peki şimdi hala bakıyorum mesela Giovanni Guidetti işte gitmeli, istifa etmeli falan gibi. Peki diyelim ki Giovanni Guidetti bugün bıraktı diyelim. Yerine sana göre hangi antrenör bu seviyeyi kaldırabilir? Valla ben demin de dedim. Benim aklıma kimse gelmiyor. Evet, yani hani böyle efendim. Sırbistan'ın antrenörünü bırakmayacağına göre Evet, Polonya. yani belki Zeroberto gibi mesela hani Santarelli gibi antrenörler belki yani bu seviyede olabilir ama hani bizim antrenörümüz de bence Giovanni Guidetti de dünyanın en iyi antrenörlerinden ve bu seviyede bir antrenör sadece Kesinlikle. olabilir. Olabilir yani hani böyle bir sıkıntı yaşanmıştır. Tabii ki olmamalıydı. Beklenmedik bir şey olduğu için. Ama hani şöyle bir yorumlar da mesela ben Vazgeçtim. Kararımı verdim şu anda. kim? Ataman Güneyligil olsun. Ataman Güneyligil tabii ki yani bizim çok değerli hani Türk antrenörlerimiz de var. Aslında Ataman Güneyligil gibi. Ferhat Akbaş'ın mesela hani böyle bir ismi telaffuz ediliyor. Senin hani bu Daha yorumun bence birkaç fırın ekmek lazım. Yani evet. Ferhat ben yaz döneminde Hırvatistan'da iyi bir iş yaptı. Takımını işte Avrupa Ligi'nden VNL'ye çıkarmayı başardı. Ama senin dediğin gibi bizim sınıfımız mı diyeyim, seviyemiz daha yukarıda olduğu için bence Ferhat'ın birazcık daha pişmesi gerekiyor. Hani milli takımı yani kızları organize edip onları sahada idare edebilmesi için. Ben öyle düşünüyorum. Ama tabii bu sene göreceğiz Ferhat Eczacıbaşı'na. Geçen sene çok fazla ona biliyorsun yorum yapmadık çünkü hazır kurulu bir takıma gelmişti ama bu sene kendi takımını kurdu. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek. Evet. Yani bir Türk vatandaşının en büyük hayalidir hani bir Türk antrenörle Türk takımının yönetilmesi. Ama hani dediğin gibi yani Giovanni de aslında baktığın zaman hani yarı Türk gibi olmuş durumda. Ama hani yine de bir hani bir Ahmet Mehmet gibi bir antrenörün başında olması bizler için daha da kıymetli olur. Ama senin de dediğin gibi yani Ferhat Akbaş'ın hani bayağı bir yol kat etmesi gerekiyor bence bu yönde de ve çok da zamana ihtiyaç var. Umuyoruz ki kendini geliştirir ve hani takıma güzel bir seviyede artık görev verilirse yapar diye öngörelim. Evet, kesinlikle. Yani bir Cengiz Gölü'müz, bir tane daha Cengiz Gölü'müz, bir tane daha Adnan Kısırdağ'ımız, bir tane daha Mehmet Bedesten'de oğlumuz, Reşat Yazıcıoğlu'muz. Bunlar neden olmasın? Yani atladığım varsa çok özür diliyorum. Şu anda aklıma gelenler bunlardı. Yani bu antrenörlerle de çok önemli başarılara imza attık. Türk antrenör neden olmasın? Ama yani sadece Türk antrenör olsun diye de antrenör değiştirmenin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki, tabii ki yani. Peki turnuvada en iyi performans gösteren oyuncu bir tane isim vermen gerekirse hangisi olur? Bizim takımdan mı? Hayır, genel olarak yani şöyle izlediğin 6 takım, 10 takım. O çok zor. Bu en zor soru oldu galiba. Düşünüyorum. Bizim Gabi takımdan kim? diyeceğim ben. Gabi diyeceğim galiba gene. Peki bizim takımdan soracak olursan? Bence Ebrar. Ebrar. Peki, şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan ve İtalya, Brezilya yarı final oynayacaklar. Sence bu maçların sonuçları ne olur ve favorin hangisi? Oy. Bu da zor bir soru. Şimdi normalde dur, İtalya ile Brezilya oynuyor, evet. Şimdi birazdan verecek zaten, izleyeceğiz inşallah. Ondan Evet. sonra İtalya ile Brezilya, İtalya'yı daha önce yendi değil mi? Yanlış değilim. İzledim ben de ama şimdi skoru hatırlayamadım. Yani ben aslında sanırım İtalya'yı istiyorum ya. Evet. Ya Brezilya. Yani bugünkü maçı kazanan bence şampiyon olsun. Yani bana göre de kim final oynar? İstemiyorum çünkü Amerika bence daha önceki dünya şampiyonlarına göre
ilk grupta, ikinci grupta bence çok daha düşük bir performans sergiledi. İşte ne bileyim Larsen gibi efsane olmuş diğer oyuncular gibi isimler yok şu anda takımda. O yüzden ben Amerika'nın olmasını istemiyorum çok net bir şekilde. Evet. Sırbistan için nötrüm. Orada da Ognjenović yok. O yüzden hani Boşkoviç var, evet onu destekliyorum ama Maya'nın oyun kurgusunu izlemeye bayılıyordum. O yüzden onu finalde izlemek isterdim. Evet. O yüzden İtalya ya da Brezilya diyeceğim. Peki ben sana finali tahmin edeyim mi? Burada. Et bak. Sırbistan, İtalya diyorum. Evet, zaten öteki taraftan Sırbistan gelince yani %90. Aşikar diyorsun. Peki ben sana başka bir şey söyleyeceğim Burcu. Şimdi Hayır. Brezilya'nın yaptığı bir hamle oldu. Sheila Castro'yu teknik ekibe dahil ettiler. Bu hamleyi nasıl buluyorsun? Ben çok değerli buldum çünkü. Harika buluyorum gerçekten. Gerçekten çok iyi buluyorum. Çünkü ben kesinlikle bu işi idari olarak da teknik olarak da yapan insanların daha önce sahada gerçekten mücadele eden ve gerçekten topa değmiş olan insanların olmasını hep söylüyorum. Bunların olmasını istiyorum ve kendini geliştirmiş olması gerekiyor tabii bu insanların aynı zamanda oynayıp kendini geliştirmiş olması lazım. O yüzden gerçekten çok sevindim. Tabii şeyi bilmiyorum ne kadar yetkisi var, ne kadar sorumluluğum var ya da ne kadar söz hakkı var. Tabii ki böyle insanlara göre bu tip oyunculara, değerli oyunculara tabii ki görev verilmeli ama aynı zamanda sorumluluk ve söz hakkı da verilmeli. Ki bence Şeyla'nın kesinlikle söz hakkı vardır karakterini düşünürsek. İnşallah bize de, yani bize derken eski voleybolculara da, kendimden bahsetmiyorum, böyle şeyler nasip olur tabii. Evet. Yani bence çok önemli bir hamle. Hani bizim milli takımımızda da hani Neslihan olur, Esra olur, işte Tam eski bence bakın oyunculardan. yapıyor bu arada. Yani Neslihan bence bu işi Vakıfbank'ta çok iyi yapıyor. Gerçekten. Yani, bence başarılı. Yani sahada olduğu kadar menajerlikte de bence başarılı oldu, olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Vakıfbank kadar iddialı bir takımda bu kadar fazla ismi popüler oyuncularla birlikte, bu kadar popüler bir antrenörle birlikte her şeyin altından kalkabilmek çok da kolay değil. O yüzden bence çok iyi idare ediyor. Çok iyi bir köprü olmuş durumda. Ki menajerin işi odur. Yani oyuncuyla, idareciyle Evet. ve antrenörle arada köprü oluşturmak. Yani Neslihan gibi örnekleri ben görmek istiyorum. Yani mesela Gülden var, Esra var. Yani bu isimler çok değerli isimler ya. Gerçekten yani bu isimler olmayacak da kim olacak? Ben bilmiyorum ya. Korkunç Evet. bence. Peki, Nihan var. evet, doğru. Peki, Pelin var menajerliğini şu anda yapan milli takımın, onu yeterli buluyor musun? Yok, ben daha önce onunla ilgili biliyorsun. Geçen seneki turnuvadan sonra yorumumu yapmıştım. Ben yeterli bulmuyorum. Zaten yeterli olsa bu kadar, yani şöyle diyeyim, dedim ya Guidetti her şeyi kendi kontrol etmek istiyor ve kendi şey yapmak istiyor, kimseye sorumluluk vermiyor. Gerçekten orada yetkisi olsa ve sorumluluk alabilecek olsa ya da sorumluluk verilse, o da alsa ve bunu hakkıyla yerine getirse belki de bu kadar enerjisi düşük bir antrenör görmeyecektik sahada. Evet. Yani ben Pelin'in oyunculuğunu severim, çok iyidir, öyledir, böyledir. Ama bilmiyorum. Yani benim kafamdaki menajerlik onu yaptı, menajerlik değil. Kusura bakmasın kimse. Evet. Yani ben de Gene beni şahsen konuşuyor. Bak, işte, soğuk su içmek istiyorum. evet, yani hani o bir de ben şunu da ilave etmek istiyorum. Ben şahsen Giovanni için de aynı şeyi söyleyeyim. Kulüp takımında görev alanların milli takımda görev almasını taraftarı değilim açıkçası. Yani hem Giovanni için söyleyeyim. Ya öyle bir bütçe yok yani. Baksana şimdi Evet. basketbolda bir takım antrenörü kulüp antrenörü yani. Evet. Ama işte bu Yani da yani bunlar da şimdi farklı şeylere yol açabiliyor yani takım içerisindeki işte görüşlere, ne bileyim müdahalelere falan.
farklı şeylere yol açabiliyor. Yani bence ideali ayrı olması. Yani şöyle düşünüyorum. Antrenör olabilir. Kulüp antrenörü aynı zamanda. Ama bence diğer idari işte menajerin ya da ne bileyim şube sorumlusunun işte milli takım sorumlusunun falan kesinlikle milli takımda çalışıyor olması lazım. O Peki. denge kurabilirsin yani. Herkes farklı kulüplerde çalışıp hop sezon bitti haydi buluştuk milli takımda hop ey Türkiye olmuyor. Olmuyor işte görüyoruz olmadığını zaten. Evet. Yani artık senin yorumunu da aldık. Voleybol severlerin takdirine bırakalım artık bu teknik ekip Bıraksın. konusunu. Sen zaten söyleyeceğini söyledin. Peki Burcu, sosyal medyada yapılan eleştirilere, acımasız eleştirilerle ilgili neler söylemek istersin? Vallahi şöyle söylemek isterim. Yüz yüze olsalar acaba aynı şeyleri o insanların yüzlerine söyleyebilecekler mi? Evet, Yani maalesef. güzel bir yönüne alıp, telefonu eline alıp sallamak çok kolay. Ben de sallarım yani. Ama sonuçta hiçbir şekilde hiçbir başarıya imza atmamış. Hiçbir şekilde bir kere sahaya çıkıp da o atmosferi solumamış insanların bu kadar atıyor tutuyor olmasına ben katlanamıyorum yani. Evet, doğru söylüyorsun. Yani Oraya olsa bile zaman değişti, jenerasyon değişti, kurallar değişti, her şey değişti ya. Yani işin içinde olmayıp da yani ben de burada hani diyorum ki öyle olsaydı böyle olsaydı ama o hep sözümün sonunda diyorum ki ben orada değildim. Ben ne konuşulduğunu bilmiyorum. Ben sadece dışarıdan yorum yapıyorum. Hiç kimsenin kimseyi aşağılamaya hakkı yok. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. O yüzden ben sosyal medyada yapılan çirkin eleştirilere hiçbir şekilde zaten okumuyorum, takip de etmiyorum. Sen diyorsun ki işte öyle öyle yazdılar, böyle böyle yazdılar. Çünkü asabım bozuluyor, sinirleniyorum. O yüzden onları Allah'a havale ediyorum. peki, onu da yaptıktan sonra şunu soracağım sana hızlı geçmek adına. Şimdi Sultanlar Ligi başlıyor. Favorin hangi takım? Yapılan transferleri nasıl buluyorsun? Ay Sultanlar Ligi'nde favorim yok ama Büyük Bayanlar Ligi'nde favorim belli. Team Efso. Kalp. Ya peki, şimdi Team Efso Teşvikiye Spor Kulübü olarak lige katıldınız ve aslında baktığınız zaman Sultanlar Ligi kadar ses getirdiniz. Çünkü çok bomba transferleriniz oldu. Nasıl bir oluşum oldu bu transferleri? Nasıl yaptınız? Nasıl oldu bu işler? Senden dinleyelim ya. Çok efsane isimler var. Çünkü yani sen varsın Gülden, Esra, Neslihan, Başak, ondan sonra Gülen, Betül, Doğa, Nihan, Burcu, bir sürü Burcu. Ondan sonra Tuğba Çetinkaya, Pınar Peker. Yani say say bitmiyor. Tam bir efsaneler takımı olmuş. Neler Vallahi söylemek istersin? bizim yaş grubumuzun efsaneleri bir araya geldi. Yani hepimiz zaten işte milli takım, işte genç bir Adnan abimizin, canımız Adnan abimiz bizi bir araya getirmişti milli takımlarda, genç milli takım, yıldız milli takım. O dönemin hem okul hem milli takım hem de kulüplerde yani aslında benim aynı kulüpte oynadığım oyuncu neredeyse değil yok şeyde. Team Yeni Efso'da yok. gelmediler, geri geldiler diyor. Altta bir yorum var. Geri geldiler. Biz bu işe pazartesi başlamadık. Onu da altını çiziyorum. Evet. Bu söz Neslihan'dan çıkıyor. Onu da belirtiyorum. O söylüyor buluşmalarda. Ben de deftere not alıyorum. Alabildiğim Evet. kadar sosyal medyada hesapta paylaşıyorum. Ya şöyle oldu. Biz bir araya geliyorduk zaten sosyalleşmek amaçlı. Dolar günümüz vardı. Böyle ayda bir yemek yiyorduk, buluşuyorduk filan. Sonra Başak arkadaşımız sağ olsun. Kaç Başak dolar yapıyorsunuz? ya bunlar 100 dolarla başlattı geçen sene. Ben dedim ki bu dolar koptu gitti yani. Şunu dedim indirelim ya da TL'ye dönüştürelim. Hayır abi yıl sonuna kadar o 100 doları öde öde bittik. Öldük geberdik. Ama bu sene dedim ki 50 dolardan bir gıdım fazla vermem. Bu sene 50 dolar yapıyoruz. Ama yani Evet. o bile yok neyse. Peki. Öyle işte Başak dedi ki ben Teşvikiye ile konuştum. Seneye oynar mıyız? Oynar mıyız? Biz dedik ki
Ben içimden diyorum ki ya nasıl olsa takım kabul etmeyecek yani ne oynayacağız biz filan derken biz bir anda kendimizi sahada bulduk. Ama tahminimizden daha şeyiz, daha iyiyiz. Haftada 2 gün antrenman yapıyoruz. Tabii herkes normal hayatında işte çalıştığı için ne bileyim işte Neslihan'ın vakıfla olan antrenmanı var, şeyi var filan. Hani çoğunlukla gelmeye çalışıyor insanlar. Hani bazen gidemediğimiz antrenman da oluyor. Yani soruyorlar bazen çünkü şeyden Instagram'dan Neslihan niye yok antrenmanda falan diye. İzin alıyor işte geliyor gidiyor. Antrenörümüz de Esra. Esra hem oynayacak hem de antrenörümüz olacak. Ya çok eğleniyoruz ya inanılmaz eğleniyoruz ve hani bence 40 hepimiz 40 yaşın üstündeyiz. Hepimizin çoluğu var, çocuğu var. Ama bence kadın isterse yapar. Biz de yapıyoruz ve yapacağız yani. Ve bu sezonda Allah sakatlık vermesin. Pınar'cığım bir tek. Pınar Peker geçen antrenmanda aşilini kopardı. Onu apar topar hastaneye götürdük. Ama ameliyatı ne oldu? İyi. Durumu çok iyi. 2 hafta sonra ayağa kalkacak ve finallere yetişecek inşallah. Evet. Böyle. Yani sen bize dalga Buradan geç. Ben sana göstereceğim yani. asla buradan Giovanni Guidetti diye bir çağrıda bulunuyorum. Bu takımı Çok... takip et Giovanni. Bu takımı takip et. Bu takımdan oyuncular geri gelebilir. Ona Vallahi göre. bir şey söyleyeceğim. Bir de Akif Başkan'la bir görüşmek istiyoruz biz. Çünkü şöyle bir sıkıntı var Ufkucuğum. Sen de buna değinirsen sevinirim. Şimdi biz 40 yaş üstüyüz, değil mi? Ama biz oynamak istiyoruz. Oynayabiliyoruz diye düşünüyoruz. Göreceğiz sahada çıkacağız maçlarda. Herkesi bekliyoruz maçlarımızda bu arada. Biz bu Büyük Bayanlar Ligi'nde şampiyon olup bir üst lige çıkarsak oynayamıyoruz. Yaştan Yaşımız dolayı mı? yaşımız evet. Yani ben oynamak istiyorsam ve oynayabiliyorsam, fiziğim buna izin veriyorsa neden benim önüm kesiliyor? Hani her yaşta spor yapmak sağlıktı. Evet. Bunu Akif Başkan'la konuşmak istiyorum. Bizim önümüzü açmalı. Şöyle, belki de bu zamana kadar sizin yaptığınız bir oluşum, bir takım gibi bir takım çıkmadığı için böyle bir Ama niye şeye ihtiyaç duyulmamıştır. Evet. veteranlar? Evet. Yani bunu Akif Başkan'la görüşüp çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Kapısı herkese açıktır. Gideceğiz Ama diye bekliyordum ama bir haftada gitmem şimdi hani sinirlenmiş, üzülmüş falan bir hafta daha şey. Sonra gideceğiz ama. evet. Başarılar dileyelim bu konuda size. Haber artık bilmiyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani biz yakından takipçisi olacağız. Zaten her zaman ilgi göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Son efendim? Teşekkür ederiz dedim takımımız adına. Rica ederiz. Başarılar. Bu arada yayınımızı sonlandırmadan önce çok önemli bir konu aslında bu. Voleybol camiasının vefasıyla ilgili aslında. Muhammed Evet. Görkem turnuvası düzenleniyor. Ben bir yazıyı okumak istiyorum. Ardından senin de yorumunu alacağım. Değerli voleybol severler. Galatasaray ED Sigorta kadın voleybol takımının ev sahipliğinde 13-14 Ekim 2022 tarihinde Türk voleyboluna oyuncu, antrenör, yönetici olarak büyük hizmetler etmiş. MSA hastalığıyla mücadele veren Sayın Muhammed Görken adına bir turnuva düzenleniyor. Turnuvaya Galatasaray, Vakıfbank, Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor takımları katılıyor. Galatasaray Taçspor tesislerinde düzenlenecek turnuvada bilet satışları elde edilecek gelir. Muhammed Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak. Tebrik ediyorum. Biletler paso.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Ve yani mutlaka gidin hem bu takımları izleyin hem de Muhammed abinize destek olun diyorum. Evet, gidemesek bile lütfen bilet alıp destekleyelim. Gerçekten bizim için çok değerli bir insan. Voleybola da çok büyük emek vermiş bir insan. Buradan tüm ailesine sabır diliyorum. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani yoğun olabiliyoruz, gidemeyebiliyoruz ama en azından bilet alarak bu değerli abimize destek olalım. Evet, bu vefa örneğini gösteren, düşünen, organize eden, katılan, katma değer sunan herkese de çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok güzel bir hareket. Yani tüylerim diken diken oluyor. Bu camiayı böyle birlik beraber, ya eleştiriler falan olur, turnuva yine olur ama önemli olan insanlığımızı kaybetmemek zaten.
Kesinlikle katılıyorum ya. Ne olur voleybolu da bir futbola çevirmeyelim lütfen. Evet. Burcu çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum ben. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle yayın yapmıyordum. Sayende yayın yaptım. Bence güzel, yani enerji güzeldi. Biraz yorgunum ben, enerjim biraz düşük ama olsun, güzeldi. Güzel Olsun. konuştuk. Ben de doğruları da konuştuk. Evet. Artık bir sene sonra görüşürüz. Sağlıkla saatle diyelim ve programımızı o zaman noktalayalım. Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün katkılarıyla hazırlanan. İşte pardon, çok özür dilerim, lafını kestim. Şimdi Tabii. kaptanımız yazmış, demiş ki Tim Efso adına 20 tane bilet alıyorum şu anda Paso'dan. Başakcığım, öpüyorum seni. Bizim de böyle bir katkımız olsun Muhammed abimize. Onu da Evet. okuyayım. Çok Atlamayayım. çok Evet. teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın. Başak çok çok teşekkürler vallahi. Süper oldu. Bu programın en değerli hamlesi oldu bence. Evet, kesinlikle. O zaman yayınımızı noktalayalım. Burcucuğum, Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazin Instagram sohbetlerinde bir yayınından sonuna geldik. Çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Ben de Görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kal.